Ordu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa standartlarında hazırlanan, itfaiye eğitim merkezi, kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik verdiği yangın ve arama kurtarma eğitimleriyle, meydana gelebilecek olaylara doğru ve hızlı müdahale edilmesine imkan sağlıyor. Şimdi biz özel bir şirkette çalıştığımız için şirketimizde ilk yangınlara müdahale edebilmemiz için ne yapmamız gerektiğini, nasıl müdahale etmemiz gerektiğini, hangi yangına ne şekilde müdahale etmemiz gerektiğini öğrendik. İşte yangın elbiselerini nasıl kullanacağımızı, işte hortumları, malzemeleri, gereçleri nasıl kullanacağımızı öğrendik. Bunlar bize bayağı bir fayda sağlayacak. Çünkü bilinçsiz olduğumuz zaman yangınlara neyle, nasıl, ne şekilde, hangi malzemeyle işte müdahale edeceğimizi bilemeyeceğimiz için orada iş kazası da olabilir, her şey olabilirdi. Ama şu anda çok güzel bir eğitim gördük. Buradaki arkadaşların sayesinde sağ olsunlar. Büyükşehir Belediye'mize de çok teşekkür ederim. Bize böyle bir imkan sağladıkları için gerçekten çok güzel, faydalı bir eğitim gördük. Burada yangına müdahaleyi öğrendik. Yangını nasıl söndüreceğimizi, nasıl bir şekilde davranacağımızı, yangına nasıl müdahale edeceğimizi, hangi yangına ne tip söndürücülerle, ekipmanla müdahale edeceğimizi öğrendik. O da bizim iş yerimizde çok işimize yarayacak. Yani daha hızlı müdahale etmemizi sağlayacak. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri bize güzel bir eğitim verdi. Bize çok faydalı olacağına inanıyorum. Burada çok güzel bilgiler aldık, tecrübe edindik. Arkadaşların yapmış olduğu şeyleri görüyoruz. Uzman ekipler de bize eğitim verdi. Çok faydalı oldu. Bu sadece çalışmış olduğumuz iş yerinde değil, günün her saatinde, her yerinde karşımıza çıkabilecek olan olaylar. Öğrenmemiz tabii ki güzel oldu. Gerek iş yerimize, gerek buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Evet, pandemi şartlarının azalmasıyla beraber buna paralel olarak da merkezimizde talepler artmış bulunmakta. Yine Ordu ilimizde bulunan bir kuruluştan eğitim talebi geldi. Bu doğrultuda bu kuruluş çalışanlarımıza 400'e yakın bir çalışanına eğitim vereceğiz. Bu doğrultuda bölüm bölüm 30'ar 35'er kişilik gruplar halinde eğitim merkezimizde karşılıyoruz. Bu çerçevede eğitim faaliyetlerimiz merkezimizde devam ediyor. Sonuç itibariyle bu kuruluşumuzda katma değeri yüksek olan bir kuruluşumuz ilimizde ve kritik bir mevcudiyette fabrikanın mevcudiyeti itibariyle ve personelini bilinçlendirmek istiyorlar. Yani yangın konusunda tabii ki takdir edersiniz ki bir yangın vuku bulduğunda ilk müdahale çok önemli. Bu çerçevede de ekipler daha bilinçli, profesyonel ekipler gelene kadar bilinçli ve etkin bir müdahale öngörülüyor. Fabrika yönetimi de buna da hassasiyet gösteriyor. Bizler de bu çalışmalarımızda bu paralelde devam ettiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi sizlerin de izlediğiniz gibi bu çerçevede ekiplerimiz bu mevcudiyetteki fabrika çalışanlarına yangınlar konusunda, müdahale konusunda, arama kurtarma konusunda etkinliklerini artırmak için çalışmalarını devam ediyorlar. Özelliğine göre değişir her markanın özelliğine göre. 650 dereceye kadar bildiğimizde ensemizden içeriye herhangi bir köz düşmesini engellemek için arka siperliğimiz var. Muhakkak buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Eldeki kalan kısmını tuttum ve herhangi bir ağırlık vermeden boşluğunu alarak arkadaşımın rahat bir şekilde sarmasını gerçekleştiriyorum. 1-2-3 at. Thank you.